Hepinize merhaba gençler, ben Lansbel. Bugün sizler gençler yepyeni bir tutki karşınızdayım. Bugün Craft Aetrox'dayız. Ben Aetrox diyorum. Artirox, özür dilerim. Craft Artirox'dayız arkadaşlar. IP ve sitesi ve Discord'u açıklama kısmında bulunmakta. Şimdi size ufaktan bir sunucuyu tanıtacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tanıttığım sunucular arasında en cana yakın kurucular burada var. O yüzden onlara bir selam söylemek istiyorum. Çok cana yakın ve çok iyi kurucular kendileri ve çok ilgili ve alakalılar. O yüzden arkadaşlar beni kırmayıp daha videonun başında hemen IP'yi Minecraft'ınıza yapıştırıp bir sunucuya girin, bir bakın. Ondan sonra zaten videoyu izleyerek sunucuda hangi sistem nasıl çalışıyor, şimdi çok detaylı konuşacağım çünkü. Hangi sistem ne işe yarıyor, odur budur, kısaca hepsini anlatacağım detaylı bir şekilde. Ki siz bu videoyu izleyerek sunucuyu tamamen çözün. Şimdi anlaştığımıza göre arkadaşlar siz şimdi Minecraft'ınızı açın ve sunucuya girin. Ben de tanıtıma devam ediyorum. Ha tabii, like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Ufak da bir yorum atarsak mükemmel olur ve her şey tamamlanır. Şimdi geldik, tamam mı? Bu arada mikrofon hala kulaklık mikrofonu, yutkunma tarzı sesler gelebilir. O yüzden kusuruma bakmayacaksınız. Şimdi kurucumuz hemen bir MSG'den yazalım. Dur. MSG kim aktif? Tamam, chat'te Melisa var. Diğer kurucunun ismini unuttum, kusura bakmasın kendisi. Başladım yazayım. Yazamıyorum. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Sunucumuzun bir adet ana lobisi bulunmakta. Sunucuya giriş yaptığımızda lobide doğuyoruz. Lobiden Skyblock ve Faction seçeneği var ve şu anda galiba sadece Skyblock aktif. Faction'a giremedim çünkü. Faction'da yakın aktif ederler. Aktif ettiklerinde onun da tanıtımını çekeriz inşallah. Şimdi Skyblock'umuza girdik. Burada başladık. Sol tarafımızda bir adet vakit nakittir bulunmakta. Tamam mı? Vakit nakittir sistemi şöyle işliyor. Ne yazıyor burada abi? Şu warp'ta hesaplarınızı AFK bırakarak para kasabilirsiniz. Seçenek olarak paket, paket altın paket, elmas paket vardır. Para kasabilmek için diyor kısaca. Buraya geliyorum, vakit nakittir diyorum. Görmüşsünüz gibi vakit nakittir warp'ına. 300 milyon yatırın, 35 dakika AFK kalın ve 1B kazanın diyor. Hani onun tarzı şeyler, hani böyle para yatırıyorsunuz ve mesela... Kusura bakmayın, koşarak geldim, bir de su içtim. Şu an kalbim küt küt atıyor, konuşamıyorum. Yani 300 milyon veriyorsunuz, 35 dakika bekliyorsunuz, paranız değerleniyor arkadaşlar kısaca. Vakit nakittir oluyor. Buraya geldiğimizde burada bilgi, VIP bilgi ve vote menüleri bulunmakta. Ama sizden ufak bir ricam var, 2 saniye bekleteceğim. Siz de bu kısımda like atmayırsanız like'ınızı atın. Texture pack'i çıkaracağım çünkü texture pack bozuk bir texture pack'miş, farkına varmadım. Tekrardan sizden özür dilerim. Farkına varmadım, o yüzden bazı menüler çok çirkin gözüküyor yazı anlamında. Bunda da mı bozuk, şaka mı? O zaman texture pack kullanmayacağız. Çık. Tamam, şimdi oldu. Tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Toplamda 3 hesap açabiliyormuşuz. Onu da chatten kurucumuz sağ olsun sayesinde öğrenmiş olduk. Toplam 3 hesap açabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunların muhtemelen bir tanesi ana hesabınız. Yani ana hesabınız dışında 2 hesap daha oluşturabilirsiniz. Mesela tab'dan örnek verelim. Eray adlı arkadaşımızın bir adet kendi oyun hesabı var ve bir adet de Eray 1, Eray 2 diye farm hesapları var. Bu farm hesapları şu işe yarayabilir arkadaşlar. Minecraft'ı client olarak kullanıyorsanız, yani client dediğim bazı clientlerde de oluyor. Client şeylerde de oluyor. Mesela TL Launcher kullanıyorsanız. TL Launcher'dan 2 adet yanıçer açarak kendinize AFK veya farm hesabı yapabilirsiniz. Mesela kaktüs farmınız vardır spawner anlamında. Orada bıraktığınızda bu size bir farm hesabı olur. Yani kendi şu an mesela benim Last Spell var. Last Spell'sinde Last Spell 02, Last Spell 01 çarları açarak sunucuya kayıt olabilirim kısaca. Onu da anlatayım dedim. Burada bir adet bilgi bulunmakta. Giriyoruz abi bilgiye. Giriş komutları diyor. Discord ile Discord sunucusuna katılabilir. Discord doğrulayla Discord hesabınızı doğrulayabilirsiniz yani. Oyun hesabınızı Discord sunucunuza bağlıyorsunuz. Ada kit ve günlük bulunmakta. Ben şimdi bu komutları kullanacağım. VIP bilgi. Şimdi benim merak ettiğim, ben gidip önce cidden bakmadım. VIP fiyatları ne kadar? Yani onu merak ettim şu an. Bakalım. Çok iyi. Bakayım. Bakayım. Bakalım. Baktım. Baktım. Cidden uygun. Yani şunu söyleyebilirim. Şu anda ben bugüne kadar 4 sunucu mu tanıttım? 4 sunucu tanıttım galiba son dönemde ve aralarında en uygun fiyatlı burası. Cidden burası. Vallahi bura. Hani güzel bir sunucu. OP Skyblock bir sunucu ve gördüğüm kadarıyla muhabbeti falan saran da bir sunucu. Şimdi normal VIP 10 lira. Özelliklerine bakalım. Kit VIP, Feed, Repair, Fly, Hot, Craft, AFK var. 2x End taşı spawner veriyormuş. 10x zümrüt spawner. 10x elmas. 2.5B oyun parası. 3 adet Osmanlı kasa anahtarı.
3 adet de dolunay kasa anahtarı veriyormuş. Bence güzel. Onun dışındakiler de XX artı artı gidiyor arkadaşlar. Toplam 2, 4, 6 adet VIP konuşamadım. Seçeneği bulunmakta. Spawner olarak spawnerlar ücretleri de çok uygun. Hani şaşırmamak elde değil gibi. Deniz feneri spawner. Mesela ben deniz feneri spawner 5 lira gibi gözüm. 5 lira değil mi? Bakalım hemen tekrar alalım. 5 lira. Slash block seviye diyorum. Hemen. Slash block muydu? Ya da. Ha, blokmuş. Abi deniz feneri 1000 adı leveli veriyor. Orada da yazıyor muydu bu? Vallahi yazıyormuş. Kör olduğum için kusura bakmayın görmemişim. 1000 adı leveli veriyor ve 5 lira veriyorsunuz. Bence sonuçta kasılmak yani çok zor değil. Çok kolay da değil. Orta derece çok iyi ayarlamışlar. Bunu sevdim. Hemen burada soru işaretine bastığımızda arkadaşlar sunucunun Discord adresini ve web sitesini bize veriyor. Buraya tıklayarak web sitesine, buraya tıklayarak ise Discord adreslerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fiyatlarına da baktık. Spawner fiyatlarına da ufaktan bir baktık. Uygun, kaliteli. Şimdi bir adet yazı tura atalım. Yazı tura oluştur, bahis ve şey diyor. Yazı turu şimdi oluşturmayacağım. Çünkü biri katılmadan atılmaz, bekleriz burada. Jackpot. Jackpot'a mesela para atacağım ama param var mı? 10 milyonum varmış. Orta derece bir jackpot atalım mesela. Hadi fakir kaldık. Oğlum bütün paramla bir jackpot oynayabiliyorum zaten. Oynamam. Günlük hediyemizi alalım. 2 adet zümrüt blok spawnı verdi. Güzel. Warp'lara bakacağız. Burada taş, kağıt, makas var arkadaşlar. Bunlar en güzel Minecraft içi oyunlardandır bu arada. Sevindim yani burada olmalarına. Şimdi öncelikle market bölgesine gideceğiz. Market bölgesinde 3 adet marketi bulunmakta sunucunun. Bir spawner marketi. Bakalım. Bir adet demir blok spawner 100 milyonmuş. 400, 200, 400, 700, 3T, 6T ve 9.5B olarak devam ediyor arkadaşlar. Bu arada en çok para şu anda ışık taşı spawner'dan kasılıyormuş. Bunu da kurucudan bir bilgi alarak öğrendim. Onun dışında burada edit bölgesi 1 ve edit bölgesi 2 bulunmakta. Hemen gidelim. Edit bölgesi 1'e geldim. 15 dakikada bir yenilenir diyor. Hile kullanmak yasaktır diyor. Hile kullanmayalım, kullandırtmayalım arkadaşlar. Nuker kullanmak ban sebebi diyor. Görmüş olduğunuz gibi burada geliyorsunuz böyle kasılıyorsunuz. Lan yavaş, benim altımı kırdın. Buraya girip böyle kasılıyorsunuz arkadaşlar editlerle. Muhtemel coin market tarzı bir şey vardır. Bakalım. Coin market. Varmış görmüş olduğunuz gibi. Spawner kategorisi diyor. Coinlerle de spawner alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Anahtarlar olsun. O tarz bu tarz olsun. Şimdi ben bütün menüleri göstereceğim. Çünkü aklınızda kalın olabilir. Mesela wand kullanımı diyor. 1 saat 200 blok diyor. Burada da 100 blok diyor mesela veriyorum. Yani maksimum %100 çekebiliyorsunuz galiba buradan anladığım. Değilse de ben buraya ekrana yazı olarak yazarım. Burada set kategorisi diyor. Set kategorisinde burada set ve bir adet kılıç bulunmakta. Onun dışında da para kategorisi diyor. Burada da paralar bulunmakta. Tekrar warp diyorum. Edit 2'ye gidelim. Sadece göstermek için geldim buraya. Görmüş olduğunuz gibi Edit 2'de Obsidian'dan balıkçı bölgesine gidelim. Balıkçı bölgemiz yokmuş. YouTuber olduğu için kurallar herkese muteyecektir. Buradan bu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Takas bölgesine gidelim. Geldik. Şimdi takas bölgesinde bahsedeyim hemen. En soldan başlıyoruz abi. Geldik. Bu ne abi? Maden spawner'ı. Şimdi burayı dikkatle dinleyin arkadaşlar. Maden spawner'ı diyor. Demirden demir blok. Demir bloktan altın. Altından altın blok. Altın bloktan elmas. Elmastan elmas blok. Elmas bloktan zümrüt. Zümrüt bloktan da zümrüt blok alıyorsunuz arkadaşlar. Zümrütten de zümrüt blok alıyorsunuz. Onun dışında. Buraya geldik. Değerli spawner'ı takas diyor. Okuyoruz. Okuyoruz diyorum, yapıyoruz. 5 adet zümrüt bloğu veriyorum. Bir adet kaktüs alıyorum. 2 adet kaktüs veriyorum. Bir adet zümrüt alıyorum. 2 adet zümrüt artı bir kaktüs verip ışık taşı spawner alabiliyorum. Mesela bende şu an bir stack artı 36 tane var. Kurucu sağ olsun. Şimdi videodan sonra da tabii alacak. Level blok takas diyoruz. 2 adet endstone'a, 2 stack endstone'a bir stack deniz feneri veriyor. 2 stack deniz fenerine bir stack prizmarin veriyor. 2 stack prizmarine bir adet bir stack red sandstone veriyor. 2 stack red sandstone'a da nether quartz ore veriyor. Oradan da nether brick alıyorsunuz. Nether brick'ten bilmem ne alıyorsunuz. Kısaca konuşamadım, sinir oldum şu an kendime. Kelime oyunu SP takas var. Kelime oyunu arkadaşlar
chatte çıkandı galiba. Chatte kelime oyunu çıkıyor ya da ekranda da çıkıyor olabilir. Oradan kelime oyununu bildiğiniz arkadaşlar size kelime oyunu takas. Yani gelip katılabiliyorsunuz buradan. Şey yapabiliyorsunuz, takas edebiliyorsunuz ama 3 tane olması lazım. Yani 3 kelime oyununu bilmeniz gerekiyor. Buradan da spamlar alıyorsunuz onların karşılığında. Burada da level SP'ler var. Yani buradan end taşı verip deniz feneri alıyorsunuz. En son demir cevherine kadar gidiyor. Buraya bakıyorum. Yakında var. Yakında diyor buna da. Okey. Tekrar var diyorum. Bu arada sunucunun renk ayarlarına bayıldım. Renk ayarlarını kim yaptıysa ellerine sağlık diyorum. Kasa bölgesine gidelim. Şimdi haydi bismillah deyip kasalarımızı açalım. Şimdi öncelikle slash vote. Jota yazdık. Slash vote arkadaşlar. Her sunu girdin tekrar dönemi. Vote komut aktif olmayabilir. Ben bir kurucuya sorayım. Slash vote aktif değil mi? Diyelim. Oyuncu bulunamadı diyor. Vanish'te olduğu için yazamadım. Tamam, vote şu anda aktif olmayabilir. Aktifse de komutunu bilmiyorum. Aktif değilse eklenir, eklerler. Sıkıntı yok. Şimdi event kasasını açalım arkadaşlar. Abi bak, bir önceki videoda dediğim gibi en sevdiğim sistem şu. Ekrana gelip 3 saat böyle efekt dönecek dönecek hiç gerek yok. Tak diye açılıyor abi. Çok iyi. Osmanlı açalım. Şöyle tak 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 hepsini açacağım. Çok iyi. Çok güzel spawnlar geldi. Şimdi spawnlar hakkından birazdan çok detaylı konuşacağım. Efsane video. Dolunay açmak istiyorum. Dolunay var mı? Varmış. Sağ olsun kurucu vermiş. Dolunay açalım. Of, deli gibi spawnlar. Dragon diyor. Dragon var mı Dragon? Dragon buradasın. Seni seçtim Pikachu. Çok iyi. 35 özel kazı kazan mı? Üh. Şimdi envanterimiz doldu. Bu kadar kasa açmak yeter. Burada ücretli kasa da ücretsiz kasa da var. Ücretli kasa hangisi bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Slash site yazıp site adreslerine giderek fiyatlara bakabilirsiniz. Kasa anahtarının. Ama muhtemelen kasa anahtarı fiyatları da uygundur. Çünkü sunucu bence cidden uygun. Şimdi artık bir adamıza gidelim. Diğer varlıklara bakarız. Onlar sıkıntı değil. Adamıza gittik abi. Geldik adaya. Selamun aleyküm diyoruz. Şimdi geldik. Öncelikle her Skyblock oyuncusu gibi. Ada kurallarını bir okuyalım değil mi? Geldim abi. Ne diyor burada? Craft Aitrox, Artiros, Kirox. Bilmem. Okuyamadım. İyi oyunlar diler diyor. Slash bilgi yazarak oyun komutu hakkında bilgi alabilirsiniz diyor. Ada Fly diyor. Ada Kit İpeksi ve normal kit diyor. Sunucumuza girdiğinden itibaren kuralları kabul etmiş olursunuz. Çok iyi bir yazı. Sonra kurallar ve slash oy var. Bu arada bakın vote slash oymuş. Anlamış olduk. Ben bunu komut olarak vote komutuna da aktif ettiririm kurculara rica edip. Nokta oy vererek arkadaşlar. Slash oy vererek vote verebiliyorsunuz. Ben bunu vote komutuna da eklettiririm rica edip. Şimdi size şu konudan hassasiyetle bahsetmek istiyorum. Çünkü benim sunucumda da bunu bana yapıyorlardı. Şimdi ben de ışıkta spawnerlarla vereceğim bu örneği. Fly diyorum. Geliyorum abi. Gel abi buraya. Çık. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir adet spawner koydum. Ve bu spawner bir level arkadaşlar değil mi? Ve şu an görmüş olduğunuz gibi şöyle ışık taşı atıyor yere. Ben bu spawner'a sağ tıklayıp ayarlar dediğimde depo dediğimde arkadaşlar bakın ne diyor, ne yazıyor burada okuyalım birlikte. Depo durumunu ayarlamanıza yardımcı olur diyor. Değil mi? Sonra ne diyor? Ganimet barları. İşte diyor dışına ganimetleri dışarı aktarır. Ganimetleri depoya atar diyor. Depo bana ne sağlar diyor. Eşyalarınızı otomatik olarak satabilir ya da istediğiniz zaman alabilirsiniz diyor. Ben burada depoyu aktif ettim. Şimdi depoyu aktif ettim okey ama mesela hologramı da kapatabiliyorum bu arada. Depoyu aktif ettim ama ben depo kullanmayacağım. Hani gel sat uğraşmam. Otomatik satışı açıyorum. Ve bundan sonra spawner'dan çıkan ürünler yani ışık taşları otomatikman satılıp parası bana geliyor. Mesela şu an 510 milyonumuz var görmüş olduğunuz gibi. O orada satacak kadar dereceye geldiğinde içerisinde. Mesela bak şu an sattı. 510.78 milyon oldu. 510.94 milyon. Görmüş olduğunuz gibi kısaca böyle bir sistemle uğraşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşa gelelim. Deponuza erişebilen oyuncu ve bu oyuncuları erişim yetkilerini kişileştirin diyor. Kısaca buraya geliyorsun. Tıklıyorsun. Arkadaş ekliyorsun. Oyuncu arkadaşının ismini yazıyorsun. Ben mesela Ali diyeceğim. Aşi dedik. AKK diyelim. Don dedim. AKK oyuncusunu buraya ekledi. Onun AKK oyuncusunun kullanımını buradan ayarlayabiliyorum. Geri dönüyorum şimdi. Geldik Zurna'nın Zord dediği yere. Tıkladım sağ tıkladım. Lan. Tıkladım. Ayrıştır var. Ayrıştırı kullanacağız birazdan. Spawner deposu var. Burası da depo.
seviye yükselte geldim. Şimdi bazı arkadaşlarımız geliyor buna sağ tıklayıp seviye yükseltmeye çalışıyor. Bazısı yanına koyuyor. Bazısı 30 tane spanları yan yana koyuyor. Böyle şeyler yapmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Buraya geldim. Boş elimle sağ tıkladım. Seviye yükselt dedim ve 35 adet spawner'ı koyup seviyeyi yükselt dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu spawner şu anda 36 level oldu. Yani bir adet vardı ve ben 35 adet daha koydum ve bu spawner'ı 36 level yaptım. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi birazdan bakın fiyat gittikçe artıyor bende şu an 542 milyon oldu. Hani artı artı gidiyor. Çünkü neden? Bende depo açık. Yani otomatik satış açık. Buradan geliyor dönüyorum. Ayrıştıra geliyorum. Mesela ben buna 2 adet spawner'ı ayrıştırdım. Ne oldu burası? 34 oldu. Yani arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Bu arada kurucularımız burada. Kendilerine selam yolluyorum. Selam yazalım. yani spawner kullanması aslında bu kadar kolay. Neden bunu söyledim? Çünkü hani neden detaylı anlattım? Bir detaylı anlatılması gerekiyor. İki ciddi anlamda bazı arkadaşlarımız okumadan rehberler, adminler gibi kişileri sadece bu ufak tefek şeyler için rahatsız edebiliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar ufak bir kesinti oldu. Dediğim gibi rahatsız edebiliyor adminlerimizi ve kurucularımızı. O yüzden ben burada detaylıca anlattım. Şimdi spawn'a dönüyorum. Size göstermem gereken birkaç şey daha var. Geldim spawn'a. Spawn'a geldim, 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 geldim. Şimdi abi klasik bir oyuncu event saatini kaçırabilir. Tamam mı? Misal veriyorum event saatini saat 4'e veyahut saat 8'e koymuşlardır. Veya saat 10'a, 11'e koymuşlardır ve sen okuldan yani gelem yetişmemişsindir ya. Hani ya da işin vardır. Sen kendi eventini yapabiliyorsun sunucuda. Nasıl mı? Şimdi. Kurt etkinliği. Ne hoş geldin. Şimdi karnı aç diyor değil mi? Burada bir de kurtumuz var. Ne diyor? Bu kurt diğer uluyan kurtlara hiç benzemiyor. Mevcut gelişimini arttırmak için. Kemikle tamamen doyurarak. Gelecek etkinliklerde sen de yer alabilirsin diyor. Ödül event yapar diyor. Değil mi? Sen nasıl? İki stack nether bloğu. Nether brie. 8 adet kurt etkinliği kemiği veriyor. Bende nether brick vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Gelelim. Evet, hem de 2 stack varmış. Spawn'a geri dönüyorum. Yani bu sayede kısaca kendi eventinizi kendiniz yapabilirsiniz. Yani oyuncusunuz. Yani bunu sadece bir oyuncu yapmıyor bu arada. Yani bütün oyuncular gelip burada Nether Brick'leri kemiğe çevirip kemikle kurtu beslediklerinde arkadaşlar sunucu otomatikman sanki kurucu gelip slash event yap demiş gibi birden event yapmaya başlıyor. Bu arada çekiliş mi yapıldı? Ne oldu? Kazanan bilmem ne yazdı. Görmedim chatten ama. Buraya geldim. Kisteyi koydum. 3 adet kemik aldım. Bu 3 adet kemiği bir yuttu lan kemiği. Kemiği verdim de görmüş olduğunuz gibi 1000 sayısı 8 oldu. Yani siz de böyle gelip kurdu besleyerek 1000 seviyesine ulaşmasına yani 1000 kemiğe ulaşmasına yardım edersiniz. Yani tokluk seviyesinin 1000'e ulaşmasına yardım edersiniz. 1000 olduğunda da normal kurucularımızın event yaptığı gibi otomatik CMD'den bir komut girilir ve sunucuda event yapılır. Onun dışında göstermediğim warp'lara bir bakalım. Ada sıralaması varmış. Hemen bir bakalım ada sıralamamıza. Flame var mı benim? Varmış. Sevindim. Ada birincimiz kimmiş? Zümrüt Oscar. Oscar'i 8. Altın. Spooky. Hop. Burada başka bir arkadaş var. İsmini okuyamadım. Eray TR. Yido HD. Yido kardeşim benim ha. Yido. Görmüş olduğunuz gibi burası mesela. Skyblock sıralaması. Top kaç var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında Fly açlan. Onun dışında ne var burada? Metin taşı var. Metin taşı da arkadaşlar. Geliyorsunuz buradan. Metin taşını kırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Allah Allah ben başkasına vurdum metin taşına vuramıyor muyum acaba? Bu metine sadece Baylaspel vurabilir diyor. Yani Laspel'den terörist vuruş. Muhtemel kişileştirilmiş metin de getirmiş olabilirler. Yani bir kişi bir metini kırmaya başladığında başkası gelip çalamıyordur. Çünkü bizim Faction'larda mesela şey sıkıntımız oluyordu. Başkası geliyordu abi. Benim metine konuyordu. Son 10 kırmasına geliyordu abi. Tamam mı? Çünkü son vuruşu atıyordu. Tamam mı? Çok sinir oluyordum. İtemlerin yarısını çöküyordu öyle. Böyle bir şeyse cidden sevinirim yani. Ben burada zaten oynayacağım bu arada. Sizleri de beklerim o yüzden sunucuya. Şimdi paramız olduğuna göre jackpot atabiliriz abi. Geliyorum buradan. Basıyorum abi.
75'lik bir jackpot. Ne zamana döner bu jackpot? Jackpot girsenize. Nize arkadaşlar diyelim, bir de jackpot girsin. Onun dışında ben de slash bilgiye biraz göz atalım biraz daha. Şimdi burada nasıl oynanır var? Nasıl oynanır? Burada klasik bir Skylux sunucusunda nasıl oynanır onları anlatıyor. Nasıl oynanır? Komutları öğrenmek için tıkla diyor. Tak, burada klasik ada komutları geliyor. Bunu ya yani bilen vardır oynamayı. Ben etiket yemişim. Parabol sen dedim. SGS yazdık lan. Heh, şöyle bir random atalım. Klasik komutları oradan görebiliyorsunuz. Bilgi diyorum. Buradan susturma süreleri var arkadaşlar. Susturulma hakkında. Ailevi küfür 1 saat. Küfür 30 dakika. Argo 10. Reklam sınırsız. Siyaset 30. Aşağılanma 10. Harf uzatma 5. Büyük harf 5 diyor arkadaşlar. Jackpot'u kayıp mı ettim ben? Ağlarım. Yani 65 milyonum gitti. Arkadaşlar ben ağlamaya indim. Tamam, boşver. Şimdi kısadan arkadaşlar size her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım göstermeyi unuttuğum bir şey yoktur. Sunucunun Discord adresine de gelebilirsiniz. Ben Discord adreslerinde varım zaten. Ben de burada oynayacağım. Şimdi burada sezon sistemi de diyor. En son olarak buna bakalım. Sezon 2 ayda bir sıfırlanır. Ada birincisine 35 site kredisi, ikinciye 25, üçüncüye ise 15 site kredisi verilmiş arkadaşlar. 2 ayda bir de sezon sıfırlıyorlarmış. Bence bu da çok güzel bir şey. Onun dışında burada bir adet ejderha etkinliğimiz var. Ejderha etkinliğine gitmek için ne diyor? Aktif olduğunda gidebilirsin diyor. Şu anda da ejderha etkinliği aktif değilmiş maalesef. Hepinizi severim arkadaşlar. Sunucu çok kaliteli bir sunucu. Tanıttığım gibi bir sunucu zaten. Çok cana yakın kurucuları var. IP'si açıklama kısmında Discord adresi sitesi. Ben de burada oynuyor olacağım. Discord'larında da varım tekrar dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Bu videoya artı 50 like gelirse beni mutlu edersiniz. İlk kez bir tanıtım videosunda like istiyorum. Ve sunucu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Hani misal veriyorum, işte ben bu sunucuda oynamıştım. Kurucuları işte şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Misal verdim. İşte ben bu sunucuda oynamıştım. Kurucuları çok cana yakın. Ben bu sunucuda oynamıştım. Yetkilileri çok işte ilgili. Ben bu sunucuda oynamıştım. İşte mesela para sistemi orantılı değil gibi yorumları yapabilirsiniz. Veyahut güzel, iyi, kötü fark etmez. Ben hiçbir yorumu silmiyorum zaten. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.